Saygıdeğer Genel Başkanım, çok kıymetli Genel Başkan Yardımcılarımız, Ankara'yı, başkenti, bugünkü coşkuyu, bugünkü salonu dolduran Ankara'nın 25 ilçesinin çok kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, şeref verdiniz, hoş geldiniz. Bugün burada geleceğimizi inşa edecek annelerimiz, kadınlarımız, onların günü olan Anneler Günü için buradayız. Sayın Genel Başkanım, başta şahsınız ve tüm bu salonu şereflendiren annelerimiz, kadınlarımız ve şüheda makamına ulaşan şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerin ellerinden öpüyor ve gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Tekrar şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hem bir anne, aynı zamanda Türk siyasi tarihine biraz önce de söylediğim gibi damga vurmuş sıra dışı isimlerden bir tanesi. Meral Akşener geliyor. Okulları açtılar, karanlığı yıktılar. Zalimlerin yüzüne hakkı haykırdılar. Bu dikenli yollarda elde şan. Çok teşekkür ederim. Çok değerli hanımefendiler, çok değerli gençler. Ben sizle daha fazla gurur duyuyorum. Çünkü bu salonda Ankara'mızın ilçelerinin kadınları var. Ankara teşkilatımıza, il başkanımızın şahsında, kadın politikaları başkanlığımıza ve bütün kadın arkadaşlarıma, genç kızlarımıza, evlatlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel günde beraber olduğumuz için en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, bugün Anneler Günü. Anaların günü, evlatlarını şehit vermiş annelerin, evlatlarını bu vatan uğrunda gazi olarak geri dönmüş evlatlarını kucaklayan annelerimizin, her birimizin ebediyete intikal etmiş annelerin ve Türkiye'de yaşayan her bir annenin bu salonu şereflendiren sizlerin şahsında Analar Günü'nü kutluyorum. Anne emektir. Anne vazifedir. Anne fedakarlıktır. Beraber hasbihal edeceğiz şimdi. Ben anayım, babaanneyim. Bütün gençlere İnşallah Allah anne olmayı nasip etsin. Bütün annelere Cenab-ı Hak evlat acısı göstermesin. Allah evlatlarıyla terbiye etmesin, imtihan etmesin. Çocuklar doğar. Ya şimdi bak beraberiz. Çocuklar doğar. Ve doğduğu andan itibaren içimizden bir şey kopar ve kız ve erkek çocuğumuza aşık oluruz. Onun için yaşar, onun için yer, onun için içer, onu beslemek için bir hayat kurarız. Bütün sevgimizi veririz. Zaman zaman kocalarımız gıcık olur ama bizi ilgilendirmez, doğru mu? Ve anne yemez yedirir. Anne giymez giydirir.
anne fedakarlıktır, anne emektir. İnşallah Allah sana da ana olmayı nasip etsin. Sonra da anneanne babaanne olmayı nasip etsin. Ve yetiştirdiğimiz evlatlarla gurur duymayı isteriz. Ben çok uzun yıllardır şehit analarıyla, şehit aileleriyle hemhal olan bir insanım. Bilir misiniz? Oğlunun tabutu başında içi yanar, o ananın içi yanar. Başsağlığı dilersiniz. Gözleri kurudur, kalbi yanar ama der ki size, büyük bir vakurluk içinde, vatan sağ olsun kardeşim. İşte bu da annenin, bu da annenin evladının üstünde gördüğü vatan sevgisidir. Türkiye bu anaların yüzü suyu hürmetine devam ediyor. Türkiye bu annelerin yüzü suyu hürmetine, bu anaların kalbi, emeği, iradesi hürmetine Türkiye ilelebet haydar kalacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne ederse etsin, bu anneler var oldukça, bu salonu şereflendiren sizler var oldukça, bu ülke, bu memleket, bu millet, bu vatan ilelebet paydar kalacak. Şimdi gelelim bu salonu şereflendiren İYİ Partili kadınlara. Siz olmasaydınız, sizler o iradeyi göstermeseydiniz, bugün burada biz olmazdık. Bugün mecliste grubu olan, kurulur kurulmaz seçime sokmak istenilmeyen, buna rağmen büyük bir iradeyle seçime giren ve grup kuran bir siyasi partinin mensupları olarak burada olmazdık. Gözlerimizi kapatalım. Sizler olmasaydınız, sizler eşlerinize, sizler evlatlarınıza yürü arkamdayım demeseydiniz, sizler bizzat bu hareketin içinde olmasaydınız, Türkiye bugün nasıl bir yerde olurdu bir düşünün. Gözlerinizi kapatın ve bu partinin kuruluşunu sağlamamış olsaydınız, eşinizi, evladınızı, çocuklarınızı yüreklendirmemiş olsaydınız, her türlü hakarete, her türlü iftiraya, her türlü tehdide rağmen dimdik Elif gibi durmasaydınız ve biz Elif'iz, biz Elif'iz. Sadece Allah'ın önünde ve bu milletin, aziz milletin önünde eğilirim demeseydiniz. Ve sizi korkutmak isteyenlere hadi oradan be, hadi oradan be demeseydiniz, bugün Türkiye neleri konuşuyor olacaktı. Eğer bugün Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın adayı olacağına inanıyorsa, eğer bugün Türkiye her türlü zorluğa rağmen, her türlü yanlışla, her türlü iftiraya, her türlü hakarete rağmen dimdik yürüyorsa ve geleceğe dair kayırmacılıklara, liyakatsizliklere ve yandaş kayırmalarına rağmen umutla geleceğe yürüyorsa, İYİ Parti'nin kuruluşuna, İYİ Parti'nin kadınlarına, İYİ Parti'nin gençlerine, İYİ Parti'nin yaş almışlarına borçludur. Dolayısıyla bir şey değişti, Türkiye'de her şey değişti. Siz bir şeyi değiştirdiniz. Yani İYİ Parti'yi kurdunuz ve Türkiye'de her şeyi değiştirdiniz. Allah bin kere razı olsun sizden. Şimdi biraz evvel Başbakan Meral diye bağırdılar. Yahu birilerini kalpten götüreceğiz arkadaşlar. Sinirlerini bozmayın insanları. Sinirlerini bozmayın insanları.
diyorsanız, bu salonu şereflendiren her bir hanımefendi, her bir kardeşim Başbakan Meral diyorsa elhak Başbakan Meral olacaktır. Şimdi Atatürk'ümüzün güzel bir sözü var. Diyor ki, hiçbir milletin kadını Anadolu kadını kadar vatanı için, milleti için eziyet çekip irade ortaya koymamıştır. Biz onlara her şey borçluyuz. Dolayısıyla bugün burada sizler adına bir kadın olarak sizin huzurunuzda geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizin iradesini ortaya koyan tüm kadınlarımızı en kalpten dileklerimle, saygılarımla selamlıyorum. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak beni sizlere karşı utandırmasın. Allah'ım hiçbirimizi huzurunda utandırmasın. Allah bizi muzaffer eylesin. Cenab-ı Hak irademizi keskin, çalışmamızı zorlu ve ülkemiz adına yapacağımız her hayırlı işte yardımcımız olsun, yanımızda olsun. Saygılar sunuyorum. Hayırlı